Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Haziran 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, yılın ikinci yarısına başlıyoruz. Önemli bir dönem tutulmalar var. Mayıs sonunda ay tutulması yaşadık yay burcunda ve bu ay güneş tutulmamız var. Kuşkusuz önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde şekillendirecek etkiler altındayız. Güneş ikizler burcunda ilerliyor. 20 Haziran'a kadar Merkür İkizler Burcu'nda ama geriliyor. Özellikle ayın büyük bölümünde Merkür'ün gerilemesi ister istemez günlük hayatımızı biraz yavaşlatacak gibi görünüyor. Zihnimiz Merkür İkizler'deyken çok hızlanır. Aslında düşüncelerimizi hızlandırır. Çok fazla düşünce, çok fazla fikir, bilgi paylaşımı, hareket, iletişim demek. Ama çok yüzeysel de olabilir tüm bunlar. Yani yüzeysel olunca tabii karışıklıklar, belirsizlikler, yanlış anlaşılmalar, dedikodular falan hani bilgi kirliliği de söz konusu. O yüzden biraz duyduğumuz haberlere, aldığımız her şeye yani bilgiye dikkat edeceğiz. Bu dönem içerisinde özellikle. Evet, İkizler Burcu sizin 5. evinizde olduğu için aslında Güneş ayın 20'sine kadar olan süreç içerisinde yaşam enerjinizi destekliyor. Burada zaten yaratıcısınız. Çok yaratıcı bir süreçte olabilirsiniz. Ama düşüncelerinize dikkat edin. Yani aklınıza gelen her fikri hemen uygulamayın. Biraz bunu araştırın. Duyduğunuz her şeye de hemen inanmayın. Venüs ayın ikisinde Yengeç Burcu'na geçecek. 27 Haziran'a kadar Venüs Yengeç Burcu'nda olacak. Bu genel itibariyle gerek çalışma koşullarınız, iş hayatınız, mesleğiniz veya ev ortamındaki koşullarınızda biraz daha iyice etkiler getirirken yakınlardan daha fazla yardım almanızı sağlayabilir. İyimser etkiler getirebilir. Özellikle ayın son haftasında iş alanlarında da bu kazançlar anlamında da destekler getirebilir. Sevgili kovalar, ama ayın özellikle ilk yarısında biraz daha şartlara dikkat etmek gerekiyor. 10 Haziran'da 19 derece İkizler Burcu'nda yeni ay ile beraber halkalı güneş tutulmamız var. Evet, tutulmalar daha kadersel, daha kolektif alanda tesirli, büyük resmi bir şekilde etkiliyor aslında. 5. evinizde bir güneş tutulması, kuşkusuz güneş tutulmaları yeni ay etkisiyle yenilikler getirir hayatımıza, yeni kapılar açar. Üstelik bu kuzey düğüm yönünde olduğu için daha destekleyici bir tesirde. Ancak Merkür yöneticisi ve o geriliyor. Demek ki biraz şartlar tam böyle belirli değil ya da dikkat etmemiz gereken konular var. Özellikle bizi geçmişe çeken konular olabilir. Mesela çocuklarla ilgili bir mevzu, geçmişte kaldığınız, düşündüğünüz bir şey tekrar gündemde olabilir. Yarım kalmış bir mevzuyu tekrar ele almanız gerekebilir. Bir hobinize, ilgilendiğiniz bir uğraşa da dönebilirsiniz veya onunla ilgili hayatınızda tekrar bir kapı açılabilir. Yarım kalmış tamamlamak istediğiniz bir eğitimi tamamlayabilirsiniz. Daha önceden gitmek istediğiniz ya da daha önce gittiğiniz, tekrar gitmek istediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Seyahatler olabilir. Akrabalar, kuzenler, yeğenler, kardeşler, hani biraz eski arkadaşlar, eski çevre, özlediğiniz insanları size ilginç bir şekilde bu tutulma getirebilir. Karşınıza getirebilir, ama bu bir geçmiş aşk da olabilir. Yani romantik konularda da böyle geçmiş ilişkilerin biraz kendini hatırlatabileceği bir süreçtesiniz aslında. Onu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakın. Özellikle 19 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar değişken burçlardaysa, hava burçlarındaysa bu etkilerin daha güçlü olacağını, daha fazla hayatınızda etkili olacağını söyleyebiliriz. Sadece bu ayla sınırlı değil, önümüzdeki 6 ay etkileri devam edecek ve Eylül'ün son haftası, Aralık'ın ilk haftası da tesirler, bu tutulma tesirleri gündemimizde olabilir sevgili kovalar. 11 Haziran'da Mars Aslan'a geçiyor. Şimdi Mars'ın Aslan geçişi önemli. Yaklaşık 2 ay kalacak. Tam karşıt burcunuzda olduğu için özellikle ilişkilerinize enerji taşıyacak tabii, ama her türlü ilişki bu. Yani eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili, işbirliklerinizde enerji var, mücadele var. Ama bazen karşınızdaki kişileri kontrol etmeniz zorlaşabilir. Yani çok sinirli ve saldırgan da olabilir onlar. Rakiplere biraz dikkat edeceğiz. Açık düşmanlıklara dikkat edeceğiz. Her türlü ilişki dinamiğinizde daha sağduyulu, daha idareci olmanız lazım. Bu ay ortasında sizin için yine çok önemli olan Satürn-Uranüs karesi de netleşiyor.
Zaten 2021'in en önemli açılarından birisi. Yılın ilk aylarında Ocak, Şubat bu açı etkindi. Bu ay tekrar yaşanacak ve ay sonun, yıl sonunda Aralık'ta da meydana gelecek. Satürn burcunuzda zaten hayat Satürn etkisiyle biraz sorumlulukları arttırdı. Daha fazla uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz ya da bir şeyler yapılandırmakla ilgilisiniz. Bir yandan da Uranüs Boğa'da zıt açıda. Bu bir tabi stres yaratıyor ve huzursuzluk yaratıyor. Uranüs kontrolünüz dışında olan şartlar oluşturuyor. Kontrol dışı durumlar bunlar. Hani beklenmedik durumlar. Ve bu sizin belki hayatınızda oluşturduğunuz yapılarda istediğiniz gelişmeleri sağlamanızı engelliyor. Engel oluşturabilir, yıkabilir, zorlayıcı olabilir ve bu stresler yaşanırken bir yandan sıkı sıkıya tutunduğunuz, biraz da inat ettiğiniz yapılarda değişime karşı direnç gösterdiğinizde o zaman daha fazla stres olur. Yani değiştiremeyeceğimiz şartlar varsa uyum göstermemiz gerekiyor. Bunlar daha kadersel tesirlerdir ve bizim dışımızdadır. O yüzden uyumlanmak gerekiyor. Yani illa sıkı sıkıya tutunduğunuz o düşüncelere, davranış kalıplarına burada takılmamak gerekiyor. Yeri geldiğinde Satürn hayatımızdan bir şeyleri geride bırakmamız, bir şeyleri çıkarmamız gerektiğini de bize işaret ediyor. Evet, 22 Haziran'da Merkür ilerliyor. Merkür'ün ilerlemesi ciddi anlamda bir enerji rahatlaması da getirecek. Şöyle bir en azından daha rahat seyahat edeceksiniz, daha rahat sosyalleşeceksiniz. İş hayatınızda yaşadığınız iletişim sorunları veya plan değişiklikleri artık geride kalacak, hızlanacağız. 24 Haziran'da ise 3 derece Oğlak Burcu'nda Dolunay var. Bu Dolunay daha sakin, daha ılımlı, daha istikrarlı tesirler taşıyor. Venüs ile Jüpiter arasında güzel bir açı var Dolunay sırasında. Dolunay daha kısa vadeli bir etki tabii. Yani tutulma gibi uzun süreli değil. Haziran'ın sonunda ve Temmuz'un başında hissedebileceğiniz bir tesir. 12. evinizde olacak. Bu Dolunay size sanki şöyle bir dinlenme fırsatı veriyor. Biraz geri çekilme fırsatı veriyor. Bir tatil de olabilir. Bu biraz uzaklara gitme, biraz inziva süreci de olabilir. Venüs ile Jüpiter arasındaki güzel kontak iş konularında, çalıştığınız işlerinizde örneğin bir yardımcı ihtiyacınız var. Hani bunu bulabilirsiniz. Maddi anlamda beklediğiniz bazı destekler var. Bunlar mümkün olabilir. Hatta kazançlar anlamında bile Jüpiter'in balıkta olduğunu düşünürsek kazanç anlamında bile parasal konular bazı destekler getirebilir. Kişisel doğum haritalarınıza lütfen bakınız. Eğer 3 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa ve bunlar önce burçlardaysa bu dolunayın tesirleri sizin için daha güçlü olabilir. Ama gezegenleriniz bulunmuyorsa özellikle çok da tesirli olmayabilir sizin adınıza sevgili kovalar. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz.
2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.